Fermi paradoksu olarak sözü edilen düşüncelerin aslında Fermi'ye ait olmadığını ve ortada paradoks denilecek bir şey de olmadığını biliyor muydunuz? Gelin önce bu adlandırmanın nasıl ve nereden çıkmış olabileceğini anlayalım, sonra da sözü edilen düşünceyi bir infografikte görelim. Dünya dışı yaşam konusu açıldığında genel olarak iki farklı düşünce yapısıyla karşılaşılır. Bunlardan birisi gökadamızda bulunan ve sinyalleri algılanabilecek durumda olan uygarlıkların sayısını hesaplayan ve kaynaklı araştırmacı yaklaşımı olan Drake denklemi. Diğeri ise eğer akıllı yaşam olsaydı zaten çoktan galaksiyi kolonileştirmiş olacaklarını söyleyerek araştırmayı gereksiz bulan Fermi paradoksu yaklaşımıdır. İtalyan Amerikalı fizikçi Enrico Fermi'nin adını taşıyan Fermi paradoksu, gece gökyüzüne bakan herkesin muhtemelen kendilerine sorduğu basit bir soruyla özetlenebilir. Herkes nerede? Ya da başka bir deyişle, bu büyük bir evren, öyleyse neden burada, dünya dışında hiçbir yerde yaşamı göremiyoruz? 1950'de bir öğle yemeğinde UFO görülmeleriyle ilgili bir tartışmadan sonra Fermi'nin aklına gelen soru buydu. Bununla birlikte çoğu boş hayalperestin aksine problemi çözmek için biraz matematiksel homurdanma yaptı. İstatiksel mekanikte önemli ilerlemeler kaydeden ve nötrinonun varlığını ilk ortaya koyan yetenekli bir teorisyen olan Fermi, aynı zamanda dünyanın ilk nükleer reaktörünü inşa eden kişiydi ve atom bombasını geliştiren Manhattan projesinde kilit bir rol oynadı. 1938'de Nobel ödülü kazanan Fermi, çok az veri ve zarfın arkası hesaplamalar kullanarak zor sorulara oldukça iyi yanıtlar tahmin edebilmesiyle ünlüydü. Bilinen bir örnekte ilk nükleer test patlamasının yarattığı patlamanın gücünü küçük kağıt parçalarını düşünerek ve havada ne kadar yol aldıklarını izleyerek tahmin etti. Bu, patlamanın neden olduğu hava basıncındaki değişikliği hesaplamasına izin verdi ve bu da salınan enerji miktarını hesaplayabileceği anlamına geliyordu. Patlamanın 10.000 ton TNT'ye eşdeğer olduğuna dair kaba tahmini 21 tonluk gerçek rakamdan çok da uzak değildi. Dünya dışı yaşam sorusuna yöneldiği teknik buydu. Fermi paradoksu uzaylıların nerede olduğu sorusuna cevap arıyor. Yıldızımızın ve dünyamızın evrenin geri kalanına kıyasla genç bir gezegen sisteminin parçası olduğu ve bu yıldızlar arası yolculuğun başarılması oldukça kolay olabileceği düşünüldüğünde teori dünyanın uzaylılar tarafından zaten ziyaret edilmiş olması gerektiğini söylüyor. Fermi'nin sorusu uzman olmayanların katkıda bulunabileceği birkaç önemli bilimsel sorudan biri. İnsanlar bu soruyu genelde paradoks olarak adlandırıyor çünkü gözlemlerimiz görmeyi beklediğimiz şeyle uyuşmuyor. Öte yandan yaşam için pek çok potansiyel yuva olduğunu biliyoruz. Kendi galaksimiz 100 milyar gezegen içeriyor olabilir. Kopernik ilkesini izlersek makul bir şekilde teknolojik zekanın evrimleşmiş olmasını bekleyebiliriz. Drake denklemi Samanyolu'ndaki dünya dışı uygarlıkların sayısını tahmin etmemize izin veriyor. Uzaydaki bilmediğimiz medeniyetler belki de milyonlarca yıldan beri buradalar. İlerleme seviyemize ulaştığını, ardından sadece birkaç bin yıl boyunca teknolojisini geliştiren bir medeniyet olduğunu hayal edin. Bu teknoloji seviyesinde evren, bizim onları tespit edebileceğimiz seviyede rahatsız etmelerini sağlayamaz mıydı? Galaksinin kollarına uzanmaları belki de 1 milyon yıl kadar sürebilir. Bu süre kozmik acıdan göz açıp kapayana kadar geçecek bir zaman. Orada bir yerde olmalılar. Koloni kurmamayı seçseler bile onların tekno imzalarını tespit etmiş olmayı umarız, öyle değil mi? Ama evren son derece sessiz gözüküyor. Öyleyse herkes nerede? UFO'lara inananlar için Fermi'nin sorusunun açık bir çözümü var. Ancak birçok bilim insanı bu soruyu onların orada olduklarını söyleyerek yanıtlıyor ve genişletilmiş bir dünya dışı zeki yaşam arayış projesinin onları bulacağını söylüyor. Ama başka bir olasılık daha var. İnsanlar, astronomi, biyoloji ve tesadüflerden ötürü evrende gerçekten eşsiz olabilir. Eğer gerçekten de tek teknolojik zeka bizimki ise, o zaman kesinlikle onun hayatta kalmasını sağlamamız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.